Biz ise stüdyomuzda değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Öztürk Yılmaz bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi aslında birçok konu var gündemde, sıcak. Fakat biraz önce Sayın Canikli'nin açıklaması vardı. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin açıklaması vardı. Özellikle terörle ilgili bilgi verdi. Son zamanlarda işte 15 Ağustos'ta 7 Eylül tarihleri arasında bölücü terör örgütüyle olan mücadeleye ilişkin neler elde edildi, ne oldu bilgisini verdi. Ama biz biraz bugün operasyonla başlayalım. Yani sınırlarımızın dışındaki operasyonla başlayalım istiyoruz. Fırat Kalkanı operasyonuyla. Buna ilişkin de bir bilgi var. Hemen ben şu ana kadar son durumu Canikli'nin anlatımıyla izleyicilerimize ulaştırayım. Kısaca sonra da sizin değerlendirmelerinizi alayım. Başbakan Yardımcısı Canikli diyor ki şu ana kadar toplam 772 kilometre kare alan DAEŞ'ten temizlenmiştir ve Özgür Suriye ordusunun kontrolündedir diyor. Ne zaman? 24 Ağustos'ta 13 gün, işte. 13 gün oldu. 13. Müdahale etti Cerablus'a Türk Silahlı Kuvvetleri. Ve şu ana kadarki süreçte de 4 şehidimiz var, 10 yaralı askerimiz var, tedavileri devam ediyor. Türkiye neden Cerablus'ta diye ben çok net şekilde soruyu sorayım. Belki 13 gündür bunu konuşuyoruz, tartışıyoruz ama bir de İki tane sorayım. Sebebi var. Bir tanesi terör örgütü, katil IŞİD'in sınırlarımızdan kovulması. Hı hı. İkincisi ise PYD'nin koridor oluşturmasına engel olması. Operasyonun terör örgütü IŞİD sınırdan kovuldu. Dolayısıyla bu büyük bir önemli bir gelişmedir. PYD'nin de sınırın hemen altından, Türkiye sınırının hemen altından bir koridor oluşturmasına engel olunmuş oldu. Bu da önemlidir. Hı hı. Operasyon askeri olarak en azından bulunduğu alan itibariyle başarılı bir şekilde devam ediyor. Ancak bunun bu operasyonun ne kadar yayılacağı, ne kadar Türk askerinin orada kalacağı, bu alanları daha sonra kime devredeceği, yani evet ÖSÖ'ye devrediyor ama Türk askeri ilelebet orada da kalmayacak. Bunun ne kadar süreceği, bütün bunlar şu anda cevap bekleyen sorular. Bunların hemen bir cevabı yok. Burada şunu anlamak lazım. Şimdi bir operasyon, yani askeri operasyon bir araçtır. Amaç ise bir siyasi strateji ve hedef olması gerekiyor. Yani askeri strateji, askeri operasyonlar, diplomasi hep bir siyasi hedefi takviye etmek, desteklemek amacıyla yapılır. Buradaki sadece amaç işte bu koridorun kapatılması, oradaki IŞİD'in temizlenmesi ve PYD'nin önünün kesilmesi gibi bir dar kapsama sokulmaması gerekiyor. Bunun ötesinde bir amaç taşıması lazım. O da Türkiye Suriye politikası konusunda tekrar devrede olabilmesi, kaybettiği irtifa, ki inanılmaz bir irtifa kaybettik ve tablodan dışlandık, tekrar geriye dönebilmesi ve Suriye'nin geleceğinde, Suriye'nin şekillenmesinde rol alabilmesi için bir siyasi, bu operasyonların, askeri operasyonun bir siyasi amacının olması ve siyasi bir çerçevede yürütülmesi gerekiyor. Şu anda askeri operasyon yapılıyor. Bunun tam sınırları ne olacak çok belli değil ama daha belirsiz olan siyasi Suriye'nin bütünlüğü, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Suriye'de tekrar görev alabilmek, Suriye'nin geleceğinde tekrar söz hakkı elde edebilmek için bunun siyasi boyutu nedir? Onlar çok belli değil ve maalesef hükümetin bunu bu işin içinden çıkabilecek bir siyasi aklı yok. Kararsız mı görüyorsunuz yani bu anlamda hükümet? Hani nedendi? İşte şimdi Membiç
geçtiğimiz haftalarda evet. bunu konuşuyorduk. İşte Membiç'e bir operasyon yapılması söz konusu deniyordu. Hatta bunun içinde yine yani o yöne gidilmesi içinde işte muhalefet partilerinden de bir talep de vardı. Hatta MHP özellikle başı çekiyordu. Ve şimdi işte Elbap'a doğru gidiliyor deniyor. Ama bir de Rakka var. O da Amerika ile ortak bir operasyon gibi görünüyor. Sıcak bakılıyor gibi görünüyor. Değerlendirmeler yapılıyor. Bu yönde açıklamalar. Yani hani burada hedef nedir kısmında bu hedefleri böyle ayrı ayrı gösteriyor olmak mı bize aslında hedefin ne olduğunu net gösterme veya nasıl okumalıyız bunu? Şimdi orada şöyle, bu demin onu arz etmeye çalıştım. Yani operasyonun bütün amacını 98 kilometre uzunluğunda, 40 kilometre genişliğinde bir alanda alanın kontrolünü ele geçirmek ve oradan IŞİD'i ve PYD'yi püskürtmek olarak tanımlıyorsak bu yanlış. Tamam. Neden? Çünkü Suriye'nin bizim asıl burada hedef ne? Bu ilelebet bu alan kalmayacak ki. Sonuçta Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruması, Suriye'de normal bir yapılanmaya gidilmesi ve Türkiye'nin Suriye'nin geleceğinde söz hakkının olması önemli. Amaç bu. Şimdi isterseniz örneğin Rakka'ya değil Şam'a kadar da gidersiniz. Ama bunun bir siyasi hedefi yoksa, bu stratejinin bir amacı yoksa, Suriye'nin geneline dönük oradaki Türkiye'nin yere düşen itibarını tekrar yükseltme yönünde bir siyasi hedefi yoksa, o zaman bu sadece askeri operasyon olarak kalır. Yani bir askeri başarı kalır ama siyasi bir ayakla takviye edilmemiş olur. Bu böyle. Şimdi burada askeri olarak dönersek askeri şeye, şimdi Membiç'e Türk ordusunun girmesini Amerika istemiyor. Evet. PYD'yi Suriye'de IŞİD'e karşı müttefik olarak görüyor. Bunu alem biliyor. Amerika bir şeyi, Amerika aslında Özgür Suriye ordusunu da Türkiye ile birlikte, Suudi Arabistan ve Katar'la birlikte kuran ülke. Destekleyen ülkeydi. Aynen PYD'yi desteklediği gibi. Ama Amerika son, özellikle son iki yılda bir tercih yaptı. Amerika Özgür Suriye ordusundan desteğini çekti. Yani kendi kurduğu, kendi desteklediği bu ordudan desteğini çekti. PYD'ye destek vermeye başladı. Şimdi Türkiye'nin de bu Amerika'nın tercih ettiği iki unsurdu. Türkiye'de şu anda iki unsuru tercih etmiyor. Bir tanesi Esad'ı istemiyor, PYD'yi de istemiyor. Şimdi bu Suriye tablosundan çıkabilmek için bu ikisinden birisini tercih etmek zorunda. Yoksa işi kotaramaz. Neden? Bakınız Rusya açıklama yapıyor. Diyor ki işte Türkiye'nin Suriye'deki operasyonları merkezi hükümetle yani Şam'la koordineli yapılmadı. Ondan izin alınmadı. Suriye'nin durumu daha ağırlaştırıyor. Amerika başka şeyler söylüyor. Neden? Çünkü biz Suriye'de Suriye'nin bütünlüğünü sağlayacak güçlerle hareket etmedik. Esad'ı devirmek için ne kadar muhalif varsa onları destekledik. Ve şu anda da hala bu politikadan, bu yanlış politikadan vazgeçmiş değiliz. Bu açıdan şu anda Suriye'nin yine de bütün defosuna rağmen Suriye'nin bütünlüğünü sağlayabilecek, arazideki yani Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayabilecek, ne kadar işte eli kanlı olsa, ne kadar katliam yapsa, ne kadar kendi halkına bir şeyler yapsa da Suriye'nin bütünlüğünü sağlayabilecek en önemli aktör yine Esad. Şimdi biz onunla köprüleri atmışız. Atınca da Suriye tablosunda zayıf duruma düşüyoruz. Niye? Çünkü sizi şikayet edebiliyor. Sizin operasyonunuzu hemen zayıflatabilecek açıklama yapabiliyor. Benimle danışmadı diyor. Ben diyor karşıyım. Yani onunla bir koordinasyon yapmak Türkiye'nin elini güçlendirirdi. Şu anda da güçlendirir. Onun için Türkiye'nin Suriye konusunda ciddi manada bir değişim gerekiyor. Bu değişimi, bu akılsız iktidarın yapma ihtimali de sıfır. Yapamaz bunlar bunu. Çünkü bunlar duvara karşı yürüyorlar. Halbuki sırtını duvara dönmesi gerekiyor ve boş alana doğru yürümesi gerekiyor ki bir strateji olsun. Bunlar şu anda tamamen Esad fobisiyle hareket ediyorlar. PYD istemiyoruz diyorlar. Yine PYD'yi en önleyecek yine destek verilmesi halinde Esad.
Muhalifleri destekliyoruz Şam'da rejim değişikliği yapsınlar diye. Onu da yapamayacağı ortada. Velev ki muhalifler Şam'da rejim değişikliği yaptılar. Şu muhaliflerin tiplerine bir bakın Allah aşkına. Bunların giyimine, kuşamına bir bakın. Bunlar Şam'a gitseler Şam'dan en az, yani Suriye'den yine en az 10 milyon insan kaçar. Yani biz gerçekten çok yanlış stratejiler uyguladık ve hata yaptık, sıkıştık. Şimdi bir bu askeri operasyonu küçültmek istemiyorsak, başarısızlığa uğratmak istemiyorsak bunu acilen, süratli bir şekilde siyasi bir ayakla desteklememiz gerekiyor. Evet. Amerika'nın Rakka teklifine ne diyeceksiniz peki? Yani bu konuda zannediyorum Türkiye'de sıcak bakıyor. İşte biraz önce de açıklamalar bu yönde geldi. Birlikte bir çalışacaklar. Örneğin Rakka'yı şeyden aldık. Yani IŞİD'den aldık. Hı hı. Peki Rakka'yı kime teslim edeceğiz? Muhaliflere teslim edeceğiz. Muhaliflere teslim ettiğiniz zaman peki buna Esad ne diyecek? Yani bu muhalifler Esad'ı boğmak için değil mi? Peki buna Rusya izin verecek mi? Yani şu burada Suriye tablosu karma karışık. Çok bilinmeyenli bir denklem. Çok spesifik gitmediğiniz zaman hemen analizde hata yapıyorsunuz. Yani şimdi bakınız Rakka'yı Amerika ile Türkiye geri almaya çalıştığı zaman IŞİD zaten kovuluyor. Yani o almaları da bir diyelim birkaç gün içerisinde alır. Ama peki bunu Rusya ister mi? Yani Rusya Türkiye'nin burayı alıp burayı Esad'ın baş düşmanı haline gelen ve Esad'la hiçbir diyalog kurmayan, kendi desteklediği Esad'la hiçbir diyalog kurmayan muhaliflere teslim etmesini ister mi? Teslim ederse Suriye'de güç dengesi değişmez mi? Veya Türk askeri diyelim biraz daha aşağıya sarktığı zaman, aşağıya doğru Esad'la komşu olmaz mı? Olduğu zaman bir çatışma halinde Esad'ın arkasında Rusya otomatikman yer almaz mı? Yani bu ben bazen yorumlara bakıyorum, özür dilerim. Yani bazen yorumlara bakıyorum. Herkes kabadayılık taslıyor. Herkes işte atıyor tutuyor 10 yıl, 15 yıl Türkiye şu olur, bu olur falan. Bizim dış politikada en kötü şey komplo teorileridir. Yani bilgiye dayanmayan değerlendirmeler, bilgiye dayanmayan yorumlar ve yorumlar da sadece Suriye içiyle olamaz. Yani bu iş sadece Suriye içinde çözülmüyor ki. Suriye konusu artık New York'un konusu haline geldi, Moskova'nın konusu haline geldi, Tahran'ın konusu haline geldi, Ankara'nın konusu halinde, Şam'ın, başka yerlerin. Yani bu konu artık bölgesel olmaktan çıktı, uluslararası bir konu. Burada herkesin bir parmağı var. Burada çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani Türkiye'nin en nihayetinde Suriye'deki bu bataklıkta bir siyasi stratejiyi devreye sokamasa ve yeterince esnek davranamasa Türkiye buradan zararla da çıkar. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Yani çok böyle afaki işte buradan Rakka'ya gidelim. Peki gittin, yarın Amerika seni sattı orada. Sen Rusya ile baş başa kalıyorsun Esad'la. Ne yapacaksın? Sen Amerika'ya her gün diyorsun ki bunlar darbe girişiminin arkasında diye laflar ediyorsun. Seni orada sattı. Ne yapacaksın? Yani yapamaz mı Amerika bunu? Yarın seçime gidiyor. Diyelim gelen başkan der ki vallahi o strateji yanlıştı. Ve sattı sizi. Ne yapacaksınız? Orduyu geri çektiniz. Bütün kazanımlar gidiyor. Yani burada çok gerçekten bilinmeyenli bir denklem var. Ve herkesin bu Suriye konusunda konuşurken sorumlu, altını çiziyorum, sorumlu olması gerekiyor. Suriye konusu Türkiye'nin iç güvenlik meselesi haline geldi. 98 kilometrelik alanın kapatılmasıyla Suriye konusu bitmiş değil. Türk askerinin değil Rakka'ya Şam'a kadar gitmesi bile eğer bir siyasi hedefiniz yoksa, yani Suriye'nin bütünlüğü için, Suriye'nin dönüşümü için bunun bir anlamı yok. Bu sadece bir askeri bir şey olarak kalır, egzersiz ve başarı olarak kalır. Bunun siyasi bir ayağı olmadığı zaman da kadük kalmış ben olur. Ben de varım bölgede demiş olmuyor mu bu durumda Türkiye? Elbette şu andaki... Hayır, ben de varım, ben de söz sahibiyim, ben de taşın altına elimi koydum demek istemiyorum aslında. Bu çok önemli, bu çok önemli. Ama işte bunu yaparken yani bu çok önemli bir şey söylediniz. Ve şu anda Türkiye askerinin orada olması Türkiye'nin elini her halükarda güçlendirmiştir. Bu önemlidir ama işte bunu siyasi bir kazanca dönüştürmedikten sonra bir kayıptır.
Yani siz risk alıyorsunuz, orduyu sürüyorsunuz oraya. Bunu bir siyasi bir şeyle desteklemeniz gerekiyor ki yarın gerçekten Suriye'nin geleceğinde sizi bir askeri operasyon yapan bir ülke olarak değil, bunun ötesinde siyasi hedefi olan Suriye'nin bütünlüğüyle alakalı söz söyleyebilecek bir ülke olarak değerlendirip masaya otursunlar. Şimdi Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bu Fırat Kalkanı operasyonu hakkında bir açıklama geldi. Hani şimdiye kadar biz şunu konuşuyorduk. Yani Cerablus'a işte hem Suriye, hem Rusya, hem de Amerika aslında Türkiye'nin girişini destekledi diye konuşuyorduk. Yani bir bakıma oradaki hani müdahalesini, askeri müdahalesini kendi yapmadan bir nevi işte Türkiye'ye yaptırıyor gibi diye yorumları konuşuyorduk. Ama bugün gelen açıklama Rusya'dan çok farklı. Hani bunu desteklemeyen bir açıklama. Çünkü diyor ki Türk askerlerinin ve Türkiye destekli muhalefetin Suriye'nin daha derinlerine ilerlemesinden büyük endişe duyuyoruz diyor. Evet. Rusya Dışişleri Bakanlığı. Şimdi biraz da bu açıdan yorumlamakta yarar şimdi var diye düşünüyorum. Şimdi ne Rusya ne de Amerika Türkiye'nin Suriye'de söz sahibi olmasını gerçek manada ister mi? Ama bir askeri operasyon istiyordu herhalde değil mi? Şöyle, Türkiye'nin onun başını çektiği. Yani Türkiye şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile bu başarısız darbe girişiminden sonra ipler daha gerildi. Hı hı. Türkiye'deki bazı çevreler, Numan Kurtulmuş şimdi başka bir şey açıklama yaptı geçen. Yok Amerika'nın bununla bağlantısı yoktur dedi ama kendi partisinden o kadar insan, hatta Sayın Cumhurbaşkanı bile işte bir üst akıl yaptı diye Amerika'yı suçlamaya başladılar. Şimdi darbe girişiminden sonra iki konuda Amerika ile Türkiye'nin ipler iyice gerildi. Yani gerilince iki konu vardı. Bunu yumuşatacak. Bir, Amerika ya Fethullah Gülen'i iade edecek ya da PYD konusunda biraz farklı bir çizgiye gelecekti. Şimdi Gülen'i iade etmiyor. Yani Gülen konusunu teknik bir süreç olarak görüyor ve zamana yayıyor. Yani bu konuda bir adım atmayacağı ortada. Hı hı. Oyalıyor. Peki PYD konusunda da hiçbir şey yapamasa, yani Türkiye bağırıyor ki PYD Cerablus'u alacak, oradan ondan sonra Afrin'e yürüyecek, koridoru oluşturacak diyor. Amerika ona da bir şey yapmadığı zaman bu defa Amerika ile yani çalışabilecek alan kalmıyor. Amerikan yönetimi bu iki konuda, yani iki zor tercihten bir tanesini seçmek durumunda kaldı. O da nedir? Orada Cerablus'un PYD tarafından alınmasını değil, Türkiye tarafından alınmasını ve o hattın 10-15 kilometre yani derinliği olan hemen sınırda bağlanmasını Türkiye'nin fit olacağını düşündü. Ama Türkiye biraz daha sarkmaya başladığı zaman bundan rahatsızlık duymaya başladı. Yani aynı şekilde Rusya da öyle. Yani bu demin onu söylüyorum. Bu sarkan unsur kim? Bunlar ÖSO. Amerika buradan desteğini çekti. Daha ziyade PYD'yi destekliyor. Rusya zaten buna karşı. Çünkü bunlar Esad'a karşı. Orada alan çok net. Yani tablo çok net görünüyor. Şimdi burada şu önemli. Yani bu operasyonu gerçekten bunlar bak helal olsun falan demediler. Zaten onun için çok geç kalındı diye biz de açıklama yaptık. Yani doğru bir adım ama çok geç kalındı. Yani Türkiye tablodan dışlandıktan sonra siz ufak bir şeyle yani işte devrede kalmak istiyorsunuz. Rusya ne zaman Suriye'ye müdahil oldu? 2015 yılında. 2015'in sonbahar, Ekim ayında. Peki ondan önce Rusya yoktu. Hava savunması da Rusya'nın elinde değildi. Amerika orada IŞİD'e dönük herhangi bir müdahalede bulunmuyordu. Peki Suriye boştu. Türkiye neyi bekledi 4 yıl? Yani bekledi, bütün kartlar elinden gitti, imkanlar kayboldu. Sonra iş bıçak kemiğe dayandı. Sonra bir adım attı, doğru bir adım ama çok geç kaldı. Şimdi Türkiye'nin bundan sonra Suriye'de bu kadar şekillenme olduktan sonra bu şekillenmeyi tekrar kendi yönünde düzeltebilecek toprak ve diğer kazanımlarına pek izin vermek istemiyor bunlar. Bu açık. Rusya'nın açıklaması da onun bir yansıması. Amerika Birleşik Devletleri'nin Membiç'e dönük durum fazla ileri gitme demesi de keza öyle. Mesela Rakka'nın alınmasını istiyor. Peki Membiç konusunda niye demiyor ki PYD'ye geri çekilin? Burada şu var.
Ben açık açık söylüyorum. PYD asla ve asla koridordan vazgeçmez. Sınırdaki koridor şu anda suya düşmüş durumda. PYD'nin koridor oluşturması fikri suya düştü. Ama Membiç'ten Azez'e, yani daha aşağıdan sınırın 25-30 kilometre altından bir koridor tesis etme. Yani Membiç, Bab ve Azez sınırın hemen altında, hemen altından değil de onun da altından, yani 25-30 kilometre aşağıdan bir koridor tesis etme fikrinden ben PYD'nin vazgeçebileceğini sanmıyorum. Ne ile vazgeçebilir? Orada uzun süre Türk askeri kalırsa yapamaz. Peki Türk askerinin uzun süre kalmasına uluslararası konjonktür izin verir mi? Bir de şunu unutmayalım. Şimdi Türkiye askeri biraz hareket etti ya orada. Emin olun şu ana kadar bakın ateşkesi kimse konuşmuyordu. Şimdi hemen tak diye ateşkes devreye geliyor. Cumhurbaşkanı da konuşuyor, bayramda olabilir diyor. Halep için olabilir diyor. Evet, ya ateşkes Halep sadece için. Halep için gelmez. Ateşkes Suriye'nin her tarafı için gelir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın anlamadığı bu. Her yere için gelir. O zaman Türk askerinin de bulunduğu yerde kilitlenmesi gerekiyor. Ateşkes orada duracak. İlerleyemezsiniz. Peki bir Kuzey Irak gibi bir Kuzey Suriye oluşabilir mi? Yani hedefin bu olduğu yönünde de açıklamalar var. Yani uluslararası... Bundan sonra Suriye'nin bütünlüğü diye bir şeyi düşünmeyin. Böyle bir şey olmayacak yorumları yapıyorum. Ben daha ileri gideyim mi? Buyurun. Bakınız bu Irak konusu, Irak Anayasası yazıldığı zaman ben o zaman Bakanlık'ta Orta Doğu Dairesi'nin başkatibiydim. Bu konuda o zamanki fikirlerim neyse bugün aynı noktadayım. Irak, Suriye bölünecek, Irak bölünecek, Suudi Arabistan bölünecek, Yemen bölünüyor. Bakınız bütün bölgeyi bölecekler. Neden? Çünkü bu bölge zaten istikrarsız. Yani bölünmek için bir sürü istikrarsız unsur var. Ayrıca bölünmesinden fayda sağlayacak da güçler var. Çünkü burada ufalanma olunca bu bölge içe gömülüyor. İçe gömülünce birbiriyle kavga ediyorlar. Dünyanın başka yerlerine tehdit olmaktansa kendi içinde birbirini yiyip bitiriyor. Dolayısıyla bölge sürekli aşağıya gidiyor. Aşağı gidince nüfus olarak ve toprak olarak küçüldükçe küçülüyorlar. Yani bir bu ülkeleri nüfus olarak ve toprak olarak ne kadar küçültürseniz Orta Doğu'yu o kadar kolay yönetirsiniz. Böl yönet diyorlar yani klasik olarak. Aslında burada devam ediyor. Bakın Suriye aynen Irak'taki gibi bir yönetim olacak. Ama mesela Irak'ta da bakınız Kuzey Irak'ta da neredeyse bölgesel Kürt yönetimi Erbil ile Süleymaniye arasında bölünüyor. Orada da bölünme olacak. Bu ya bölünmeyi şöyle düşünün. Çarpan etkisiyle. Önce din olarak bölünüyorsunuz, sonra millet olarak bölünüyorsunuz, sonra aşiret olarak bölünüyorsunuz, sonra aile olarak bölünüyorsunuz. Bunun sonu yok ki. Bölünme bu bölgeye, bizim coğrafyamıza, geçirmek istedikleri bu. Bizim şimdi buradan bir şey öğrenmemiz lazım. Bakın bu bölgenin yaşayan Kürtleri, Acemi, Türkü, Arabı, biz bu bölgenin evlatları olarak bunun bir kere farkına varmamız gerekiyor. Yani bugün kazanacağımızı sandığımız topraklar yarın kendi içimizde yeni bir mücadelenin başlanmasını da tetikleyecek unsur olacak. Bunu da bilmemiz lazım. Bölge böyle bir bölge. Ben şahsen bu bölgeyi de hem bakanlıkta hem şeyde çok zaman harcamış birisi olarak söylüyorum. Bu bölgede istikrarı sağlamak kadar zor bir şey yok. Bazen bir istikrarsızlığı istikrara kavuşturmak stratejidir. Bazen de o bölgede istikrarsızlığı yaratmak stratejidir. Mesela Afganistan kendi içine hapsolduğu için dünyaya hiçbir tehdit olmuyor. Sürekli kavga ediyorlar. Orta Doğu sürekli içinde kavga etse, Suriye birbirini yese kime tehdit edecek? Bizim yarın Türkiye, Allah korusun, biz birbirimize girdiğimiz zaman biz dışarıyı unutacağız, kendi içimizde düşmanlıklar olacak. Bu bölgenin kaderi değil ama bu bölgede artık yeni bir anlayış ortaya çıkana kadar bu devam edecek. Bu yeni anlayışın ortaya çıkması için de şu anda ufukta bir şey, parlak bir gün görünmüyor. Çünkü gerçekten bu, bakınız İngiltere, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri bölgeye hemen komşu olan ülkelerden daha fazla söz hakkına sahip. Niye? Çünkü uluslararası konjonktür, güç,
ve bilek güreşinde bunlar öndeler. Bizim de işte bu coğrafyada Esat'ı hani Emevi Camii'ne gidiyorlar diye. Gitsinler hadi bakalım şimdi bu troller gitsin savaşsınlar bakalım mesela IŞİD'le. Niye savaşmıyorlar? Bunlar böyle atıyor, kesiyorlar ya böyle hep kabadayılar falan. Gitsinler hadi bakalım troller gitsin onlar savaşsın bakalım. Niye savaşmıyorlar? Burada yazıp çizmek kolay. Erkekseniz gidin orada savaşın. Peki. Çok fazla süremiz kalmadı. Hatta ben arkadaşlarımdan evet biraz daha süre isteyeceğim. Birazdan Türkiye'nin içine dönelim istiyorum tabii. Nihayetinde. FETÖ 15 Temmuz sonrasında işte OHAL kanun hükmünde kararnamelerle devlete sızmış olan FETÖ'cüler diyelim. Valla bunlar herkesi FETÖ'cü zannediyorlar. Bu söylem artık bu şekilde geliştiği için. Bunlar hepimizi FETÖ'cü diye atacaklar vallahi. Şimdi yani oraya gidiyor. Tam da bunu soracağım Cadı aslında. Abi. Çünkü at izi it izine karıştı. Kendisi diyor Cumhurbaşkanlığı. Söylemleri evet. Var ama Canikli'den bugün yine bir açıklama geldi Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında. Biz somut delillere dayanarak. Ne delil ya bırakın Allah aşkına. Nedir bu durum? Nedir? Yani hani bu dalga itirazlar geçiyorlar. Var çünkü muhalefet partileri tarafından itirazlar var. Çünkü şikayetler var bildiğim kadarıyla size ulaşan. Seval Hanım bir zamanlar bakın. Bu vatandaşlarımız da dinlesin. Bir zamanlar herkes Ergenekon'u şeytanlaştırdılar. Dediler ki herkes Ergenekoncu. Öyle demedi mi? Hı hı. Kurumlardan Ergenekoncu diye insanlar içeri atmadılar mı? Hapislere atmadılar mı? İnsanlar yargılanmadı mı? O kadar bizim Atatürkçü, o kadar vatansever komutanımız içeride kalmadı mı? Sonra ne oldu? Balyoz demediler mi? Hı hı. Sonra Atatürkçü Düşünce Derneği'ne bunlar saldırmadı mı? Atatürkçülük neredeyse Atatürkçü Düşünce adı geçti diye bunların hepsi mahkemelerde süründürülmedi mi? Şu anda da moda bu FETÖ'cüler darbe yaptı ya bunlar alçak bunlar zaten bunları temizlemek gerekiyor ama şimdi herkesi FETÖ'cü diye içeri atıyorlar. Yani bir şeyin etrafına doluyorlar diğerlerini de yallah. Şimdi bu anlayış hiçbir yerde olamaz. Şu anda 100.000 tane insan atılmış. Şimdi şöyle düşünün ya 100.000 tane insan biz peki bombanın üzerinde oturuyormuşuz. Hakikaten bombanın üzerinde oturuyormuşuz. Mesela birisi bunları şikayet etse, dese ki kardeşim sen bu kadar devletin istihbaratı sendeydi, devletin bütün imkanları sendeydi, sen aldın bunları, sen şey yaptın, peki niye bunlar? Bunlar AKP, siyasi iktidar bunun baş sorumlusudur. Hiç kimseye şey yapmasın, biz özür dileriz, yanılmışız. Yok öyle bir şey. Bak diğerlerini içeri atıyorsun. Mahkemelere gönderiyorsun. Senin de mahkemeye gitmen gerekiyor. Ne demek yanılmış? Yanılma diye bir şey yok. İnsanların artık o kadar solcu, Atatürkçü, demokrat, vatansever bir sürü insanı yaftalayıp içeri atıyorlar. Böyle bir şey olamaz ya. Bu ayıklamayı devlet yapmadığı zaman hukuk bitmiştir. Öyle bir gün geleceğiz ki bu dönemi de anlatmaktan utanacağız. Diyecekler ki ya FETÖ'cüler darbeye öncülük yaptılar. Yaptılar ama onlarla birlikte o zamanki hükümet herkesi bütün muhalifleri attı içeri denecek. Bu böyle bir saçmalık olamaz. Bizim yani bu dönemde hakikaten insan olarak bir duruşumuzun olması lazım. Bunlar kimse bunların en ağır cezayla çarptırılması lazım. Bunlar zaten biliniyor. Bu darbe itiraf ediyor zaten. Onlarla ilgili her şey olsun. Ama masum insanlara da dokunulmasın. Artı bunlar hep övünüyorlar. Diyorlar ki efendim diyorlar Fransa'da da olağanüstü hal var. Türkiye'de de olağanüstü hal var. Bugün Fransız Sosyalist Partisi Genel Sekreter Yardımcısı bizdeydi. Özellikle sorduk. Ya sizdeki olağanüstü halle bizdeki benziyor mu? Hiç benzemiyor dedi. Niye? Bizde dedi sadece polisin dedi yetkileri artırıldı. Ama mahkemeler aynı mahkeme. Birisini işten atamazsınız yargılamadan. Bir tanesini yargısız infaz yapamazsınız. Ya Seval Hanım biz 40 kişiyiz derler ya birbirimizi biliyoruz. Ben mesela 20 yıl kendi bakanlığımda oradan o sistemden gelip büyükelçi oldum. Biz hepimizi biliyoruz. Bazı insanları gerçekten afaki bir şekilde kovdular işlerden. Yani işte bir şekilde onları ama içlerinde yani çok büyük bir bölümü işte FETÖ'cü olan gruplar bizim öyle gördüğümüz gruplar da vardı. Hı hı. Ama şu anda Türkiye'nin geldiği nokta itibariyle bu eğer böyle dalga 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 giderse emin olun Türkiye'de müthiş bir şey patlayacak. Artık aileler sosyolojik olarak sosyolojik bir şey patlayacak. Bir bu kadar insan bir patlamada... yani siz 100 bin kişi 15 Temmuz'da sokağa inmiş olsaydı belki darbeyi yaparlardı bunlar. Bunların hepsi darbeciyse. Hı hı. Yani işte diyorlar ki ordunun %3'ü diyor
karıştı. Peki. Üst komuta kademesinin. Ordunun %3'ü, %7'si karıştı. Bürokrasiden işte şu kadar grup karıştı. Şu ama atılanlara bakıyorsunuz, 100 bini geçti. Şunu da soralım. Şimdi 100 bin kişi dediniz, 100 bini geçti dediniz hatta. Şimdi tabii ki devlet de işleyecek nihayetinde. Yerine başkaları getirilecek. Hani burada da neye dikkat çekiliyor? İşte liyakat sahibi olmalarına dikkat çekiliyor. Ama bir yandan da şöyle endişeler de var. İşte FETÖ gidecek. Başka bir cemaat mi i̇şte ağırlığını kafa aynı. Koruyacak devlette? Evet, başka bir cemaat aynen. mi gelecek? Başka biz ondan bir cemaat korkuyoruz. Mi bu kadrolara yerleşecek? Biz ondan korkuyoruz. Ha yani bu durum nasıl şekillenecek devlette, bundan sonrası için? Ben bir AKP'li kardeşimizle konuşuyordum. Dedim ki bakın sizin şu iki şeye dikkat etseniz hiçbir sorununuz olmayacak. Bir, siz Atatürkçülüğe dikkat edin. Yani vatansever insanları alın ve liyakata dikkat edin. Hiçbir sorun olmayacak. Ama cemaat şeyinden kurtulamıyorlar. Ya bu cemaatler dinde de yok. Yani bunu bu kadar sürekli böyle cemaatleri övme alışkanlığı bizim kültürde oluşmaya başladı. Şimdi cemaatler olacak bu toplumda? Elbette olacak. Demokratik toplumda cemaatler olur mu? Kesinlikle olur. Ama devlet hiyerarşisi içerisinde, devletin hiyerarşisi içerisinde böyle bir kadrolaşmaya o veya bu izin verilmemesi gerekiyor. Evet. Devletin rasyonaliteye dayanması lazım ve liyakata dayanması lazım. Yani meritokrasi olması gerekiyor ki her grubun olması lazım. Ama devlet hiyerarşisi içerisinde ölçüt bir cemaatleşme. Bugün mesela şey gidiyor, onu kovuyorlar. Yarın başkası gelecekse ne değişecek ki? Yarın o da güçlenip palazlanınca o da aynısını yapacak. Burada devlette en önemli şey liyakattır. Hatta size söyleyeyim, Le Prince diye kitabı vardır biliyorsunuz Machiavelli'nin. Orada işte prense akıllar veriyor devletle ilgili. Bizim şu anda devlet bürokrasisinde yeni bir kriterler, yeni liyakat sistemi gelmesi gerekiyor. Devletin liyakatı karşılayan her etnik gruba, her siyasi düşünceye açık olması lazım. Ama devletin içerisinde gruplaşmalara izin verilmemesi lazım. Gerekiyor. Bu illa cemaat olması gerekmiyor. Yani bir siyasi gruplaşmalar bile devleti bir noktaya getiriyor. Rasyonel bir karar alınmasını engelliyor. Ve bu, tehdit unsuru tehdit olabiliyor. Tehdit unsuru oluyor. İçeriden oluyor bu defa. Evet, şimdi Sayın Canikli'nin ifadesini de burada verelim. Siz 100 bin civarında dediniz ama 50 binin üzerinde diyor. 50 binin üzerinde personelin görevine kanun hükmünde kararnameyle son verildi diyor. Şu hangi personeli? Şu ana kadar artık genel söylüyor. Şu ana kadar ben FETÖ mensubuyum, mensubu değilim, yanlış işlem yapıldı diyerek bize gelenlerin oranı %1'in bile altında diyor Sayın Canikli. Yani AKP'ye bu şekilde müracaat edenin oranı %1'in ya da işte hükümete bir şekilde. Bunlardan itirazları değerlendirip haklı bulunanların oranı şu an itibariyle %3-5 arasında bile değil. Bu yaptığımız işin isabet oranının yüksek olduğunu gösteriyor diyor. Şunu soracağım. Size gelen şikayetleri nasıl bir mekanizma ile değerlendiriyorsunuz? Biz şimdi bizim partimizde böyle bir birim oluşturduk. Biz tabii bizim elimizde istihbarat yok. Biz bilmiyoruz. Tabii. Evet. Bize geliyor diyor ki biz mağduruz. Biz onun FETÖ'cü mü, ocu mu, bucu mu olduğunu bilmiyoruz. Bizim yapmamız gereken şey bunu kurduğumuz birime havale etmek. O orada derdini anlatıyor. Ondan sonra o birimde onları topluyor. İlgili makamlara ya bunlar böyle böyle iddialarda bulunuyorlar. Dolayısıyla bunları tekrar inceleyin deniyor. Şimdi bizim elimizde bir istihbarat yok. Biz siyasi parti olarak her şeyden önce diyelim 10 tane FETÖ'cüsü varsa bir tane de değilse o bir değil olmayanın ayıklanmasını isteriz. Çünkü sonuçta bu insan hakkıyla alakalı. İnsanların aileleri var, çocukları var, geçimleri var. Bu çok büyük bir konu. Burada hakikaten devletin şunu yapması lazım. Kim FETÖ'cü? Kesinlikle onları ayıklayıp cezalandırması gerekiyor. Orada bir tereddüt yok. Ama bu süreç, bu 50 bin rakamını ben ilk defa duyuyorum. Siz de yeni duydunuz muhtemelen. Evet Sayın Can, biz, daha fazla diye biz daha size. Biz 80 bini geçti diye biliyoruz. Evet, yani o konuda bir şey diyemeyeceğim. Ama bizim gördüğümüz artık bu mağdurlar o kadar fazla olmaya başladı ki her alanda. Şeyler bir de şunu söyleyeyim. Mesela bunlar sadece devlet memuru olarak belki sayıyorlar. Onun dışında işte şirketler var, gruplar var, o var, bu var. Devletle memur olmayıp kendi işini yapan insanlar var. Onları bilmiyoruz.
Yani bu, acaba bu, onlar, o gruplarda bunun içinde mi onu bilmiyoruz. Ama bizim bildiğimiz sanki rakam daha fazla gibi geliyor. Kaldı ki bu rakam da çok büyük bir rakam yani. Bu kadar insanı... Kriteriyle ilgili bir netlik var mı? Biz bilmiyoruz. Yani muhtemelen bunlar istihbarattan bilgi alıyorlar. İşte MIT'ten, şeyden, kurumlarda bazı heyetler oluşturdular. Onlar tarıyorlar. Şimdi devlette bir şeyi daha kolay yaparsınız. Yani işte kimin aşağı yukarı, mesela kurumlarda, bakanlıklarda aşağı yukarı herkes birbirini tanır. Tabii jurnalcilik yaparlar, herkes birbirini ihbar etmek ister. Onu yaparken herkes o potaya koyup bak bu da FETÖ'cüdür diyebilir. İşte o noktada çok dikkatli olması gerekiyor bu sürecin. Ki mağduriyetler yaratmasın. Evet. Bir de Türkiye, unutmayalım, şimdi OHA süreci ne kadar sürecek bilmiyoruz. Umarım en kısa sürede biter artık, şu zillet biter. Yani ayıp Türkiye gerçekten. Bu süreç Türkiye'yi parlamento devre üç dışı... 3 ay mıydı? 3 ay diyorlar. Başlangıçta geliş. Hatta 1,5 ayda bile bitebilir demişti. Öyle dendi ama işte bakınız hala çok tatlı kanun hükmünde kararnameyle yönetmek ülkeyi. Parlamentoya ihtiyaç yok. Hiçbir şeye ihtiyaç yok. Şimdi bu umarım çabuk biter. Ama düşünebiliyor musunuz? Sürekli böyle devam ederse bu bir şey artık. İnsanlar, herkes birbirinden şüphelenir hale geldi. Millet birbirinden şüpheleniyor. Herkes birbirine yafta takmaya çalışıyor. Böyle bir şey olamaz. Yani benim mesela çok iyi bildiğim, yani asla zerre kadar şüphelenmeyeceğim, ya üniversiteden tanıdığım, mesela Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden tanıdığım arkadaşlarım var. Ya onlar bile tedirginler ya. Hı hı. Niye? Çünkü yarın size ne iftira atılacağını bilemiyorsunuz. Evet. Ya bu nedir? Bu işte cadı avı budur. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Değerlendirmeleriniz için.